çizmemi istemiş gibi göstereyim bari. Nasıl olmuş? Soğuk Hawaii. Sen de mi Şinyorili'sin? Evet ama hayır. Ben bütün ülkelerdenim. Nasıl olur? Arkadaş olalım mı? Yeah, olur. Beraber çok iyi arkadaş olurlar. Bildin. Bak, sen hiç bana saygı duymuyorsun. Hayır, ben sana saygı duyuyorum. Eğer benimle biri daha arkadaş olmak istiyorsan şartlarım var abi. Ne şartlarıymış ki o? Bir, Sayaka X Makoto şiplemeyi bırakacaksın. Ne diyorsun? Nasıl sen saygı duymuyorsun bana? Şimdi yöredeki yarı kişi onu şipliyor. Hatta yarısından da fazla. Şiplersen bay bay, ben giderim. Seninle de bir daha arkadaş olmam. Tamam, şiplemiyorum. Tamam, affettim seni. Ama benim şiplerimi ikide bir çizmen gerekiyor, tamam mı? Tamam, çizeceğim. Söz veriyorum arkadaşım. Şimdi gitmem lazım. Amcamlara gideceğim. Görüşürüz. Amcamlara gideceğim dedim ama evime geldim. Onun yanında biraz daha kalmak istemiyorum. Zaten ikide bir bana yalan söyleyip duruyor. Kızım, nereden geliyorsun ya sen? Baba, sadece bir yere gitmiştim de geldim şimdi. Teyzem geldi mi bu arada? Evet geldi. Kuzum nerede? Git bakalım yanına. Kuzum'un yanına gidelim. Hoş geldin kuzum. Kuzi, sana bir şey anlatacağım. Ben 2 ay önce biriyle tanıştım. Arkadaş olacağını sanmıştım ama bana ikide bir yalan söyleyip durdu. Ne gibi yalanlar mesela kuzi? Benim babam şirkette çalışıyor. Biliyor musun, ben tüm derslerimden 100 alıyorum. Benim süper güçlerim var. İstediğim her şeyi gerçeğe getirebiliyorum. Kuzi, bunlar çok fazla ama. Bence de. Ve daha da fazlasını söylemişti kuzi. Buna bir son vermeliyiz. Sen kime son verdiğini sanıyorsun? Kuzim nerede? Ve sen buraya nasıl geldin? Kuzin yok. O bendim. Gerçek kuzenini bir yerde hapsettim. Geri ver onu. Hayır, sen benim arkamdan konuştun. Yaptığın hiç hoş değil. Peki senin ikide bir yalan söylenen hoş mu he? İkide bir yalan söylüyorsun, saçma sapan şeyler uyduruyorsun, sırf ilgi istiyorsun. Eğer yalan söylemeseydin yine seninle arkadaş olurdum, tamam mı? Neler oluyor burada he? Bu kim be? Demek ki gerçek kıyamet ortaya çıkmaya başlamış. Sen burada bekle kuzum. Kıyamet iyisi demişiz. Kızım, bak dönüştüm şimdi onu adetme zamanı. Baba! Bu kişileri hiç bilmiyordum. He, demek senin böyle bir şeye dönüşme gücün var. Benimkiyle yüzleş bakalım. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Yaşadılar. Bu yüzden yine Türkiye'nin tarihini Kurtuluş Bayramı olarak kutlarız.